Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden veteran milli güreşçi Nazmi Kahvecilerin Yunanistan'ın Laura şehrinde yapılan Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'nda rakibine çipe oyunu ile yenerek dünya üçüncüsü oldu. Veteran milli güreşçi Nazmi Kahvecilerin rakibine yaptığı çipe oyunu turnuvanın teknik ve jenerik oyunu seçildi. Kocaelili veteran milli güreşçi Nazmi Kahvecilerin rakibine karşı yaptığı çipe oyunu sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Veteran milli güreşçi Nazmi Kahveci rakibine karşı yaptığı çipe oyunu ile ilgili basın mensuplarının açıklamalarda bulundu. 12 yaşından beri güreşin içindeyim. Kırpınar şampiyonlukları, dünya şampiyonlukları, milli sporcuyum. 2011 yılında Anadolu'da dünya şampiyonu oldum. Geçtiğimiz ay Yunanistan'ın Lautrec şehrinde veteranlar dünya şampiyonasında dünya üçüncüsü oldum. 80 ülkenin 757 sporcunun katıldığı şampiyonada 33 sporcu arasında dünya üçüncüsü oldum. Çeyrek finalde Polonyalı'ya yaptığım bir jenerik bir oyun. Turnuvanın en teknik ve en jenerik oyunu seçildi. Sosyal medyada da 3 milyon kişi tarafından takip edildi, izlendi. Aynı şekilde oyunu burada öğrencilerime de öğretmeye çalışıyorum. Çipi oyunu. Yani çok zor yapılan bir oyun. Yani her sporcu bu oyunu yapmak nasip olmaz. Yapmak çok zor. Ben 48 yaşındayım, emekliyim. Benim yaşlarım kahvede otururken ben hem spor yapıyorum hem madalya kazanıyorum hem de geleceğin şampiyonluğunu yetiştiriyorum. Tabii ilkten bu kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Ben paylaştıktan sonra herkes bu paylaşmaya başladı. Paylaştıkça her paylaşan yüz binlerce izlenime ulaştı. Bu da beni çok memnun etti. Yani çok tanınırlığım arttı, çok güreşe insanların hevesi arttı. Benim öğrencilerim bile özellikle hocam bana bize bu oyunu gösterin. Biz de bu oyunu öğrenmek, bu oyunu yapmak istiyoruz diyorlar. Her antrenmanda bu oyunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda müsabakalarda bu oyunu onlardan da yapmalarını istiyorum.